Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz braderler, Allah subhanahu ve teala basken kademilerge acr-ı hasanatlarını ato etken olsun. Allah subhanahu ve teala barchalarimizni ushbu mübarek Şam diyarıda mübarek amel üstüde, cihat, ibadet üstüde cem kılgene deka, kıyamette Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilen Firdevs cennetlerinde cem kılgene olsun. Aziz braderler, hak ve batıl deyip namlengen dersliğimizi devam ettiremiz. Evvelki ötülengen dersi kıskaça esletip ötmek için. Evvelki dersimizde eğitim ettik ki braderler, siz bilen biz hak ahlini ve batıl ahlini münasebeti hakkında sohbetleşemiz dedik. Ve eğitim ettik ki haq ahlini haqqa bo'lgan munosabati, tutgan mavqifi, pozitsiyasi qanday qilib bo'ladi degan savolga aytdikki, birinchi o'rinda haq ahli haqqa iymon keltiradi, haqni e'tirof etadi. Ikkinchisi haqqa ergashadi, haqni qabul qiladi. Uchinchisi esa haqqa taslim bo'ladi va haqqa bo'yin sunadi. To'rtinchisi esa haqni ulug'laydi va haqni yaxshi ko'radi. Beshinchisi ana shu haqda davom etadi va ana shu haqda sobit qadam bo'ladi. Oltinchisi haqqa da'vat qiladi, chaqiradi va haqqa yordam beradi. Mana shu haq ahlini haqqa bo'lgan pozitsiyasi mana shunday holatda turadilar, haq ahli. Endi birodarlar, botil ahlini haqqa bo'lgan munosabati qanday? Mana shu haqida inshaalloh siz bilan biz suhbatlashamiz. Birinchidan, botil ahli bilaylikki birodarlar, haqdan yuz o'giradi. Qachonki ularga haq kelsa, haq gap aytiladigan bo'lsa, ana u haqdan bosh tortadi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday toifa insonlar haqida aytadiki, "Va man azlamu mimman zukkira bi ayati robbihi fa'arada anha." Robbisini oyatlari unga eslatilgan u undan yuz o'girgan odamdan zulmliroq kim bor deydi? Zolimroq kim bor deydi Alloh taolo? Unga robbisini oyatlari eslatilgan u bas u undan yuz o'girgan, bosh tortgan odamdan ko'ra zolimroq. Bu yerdagi zulmdan murod birodarlar kufr nazarda tutilyapti. Kofirroq, zolimroq kim bor deb turib Alloh subhanahu va taolo aytyapti. Demak, botil ahli qachonki ularga haq keladigan bo'lsa, a'rob, ya'ni bosh tortadi. Bosh tortishligi ham bu yerda fa'l ta'qib bilan kelyaptiki, fa'arada anha. Undan darhol bosh tortadi. Ya'ni o'ylanib o'tirmaydi. Bol qabul qilmayman deydi, bosh tortadi. Ikkinchisi, botil ahlining haqqi bo'lgan munosabati bosh tortishlik bilan birgalikda haqni yolg'onga chiqaradi. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, "Va ma ta'tihim min ayatin min ayati robbihim illa kanu anha mu'ridin, faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum." Mudom ularga Allohning oyatlaridan, Robbilarining oyatlaridan bir oyat keladigan bo'lsa, ular undan yuz o'girguvchi bo'lurlar. Ularga haq kelgan paytda ular batahqiq haqni yolg'onga chiqardilar deydi Alloh taolo. Demak, yuz o'giradilar-da faqat kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum kelgan paytda haqni yolg'onga chiqarishadi. Musa alayhissalom bilan Fir'avn o'rtasida bo'lgan qissani Alloh subhanahu va taolo oyat karimada bayon qiladiki, fa arahu al ayatal kubra. Bas Musa unga buyuk oyatlarni ko'rsatdi. Ya'ni Hassani ilonga aylanishligi bo'lsin, qo'lidan oq chiqishligi, qo'lidan oq nur chiqishligi bo'lsin. Mana bu mo'jizalarni ko'rsatganda Firavunni qilgan muomalasi nima bo'ldi? Mana bu haqqa qilgan muomalasi nima bo'ldi? Fakazzaba va aso. Bas yolg'onga chiqardi va osi bo'ldi. Bu yerdagi fa hozirda aytib o'tganimizdek, ya'ni o'ylanib ham o'tirmadi. Darhol yolg'onga chiqardi. Bu osi bo'ldi deydi Alloh taolo. Kofirlar haqida Alloh taolo aytadiki, balki kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Balki ular ularga haq kelgan paytda haqni yolg'onga chiqardilar. U istirobli bo'lgan ishtadirlar deydi. Ular istirobli bo'lgan ishtadirlar deydi. Ya'ni istirofli degandan murod ularning gapi-gapiga to'g'ri kelmaydi. Mana Nabi sallallohu alayhi vasallamni bir shoir deb ko'rishdi. Bir sehrgar deb ko'rishdi. Bir majnun deyishdi. Bir unga u bir bashardan o'rganyapti, bir insondan o'rganib turib yozib aytyapti deb tuhmatlar qilishdi. Ya'ni har xil bo'lib ketdi. Istirofli bo'lib ketdi, har turli bo'lib ketdi. Fi amri marij. Ular istirofli va ixtilofli bo'lgan ishtadirlar deydi. Demak, botil ahlini birodarlar haq kelgan paytda istirofga tushib qoladi. Nima deyishini bilmay qoladi va gaplari bir-biriga tushmaydi. Bir-biriga o'xshamaydi gaplari. Uchinchi botil ahlining pozitsiyasi, haqqa tutgan pozitsiyasi ular haqini yashiradilar.
Mana şu hakkını yaşırışlık Yahudlarda en köze körüngen sıfatları. Ve Yahudlar sıfatı bilen sıfatlengen münafıklarına hem en köze körüngen sıfatı ki onlar hak yigen payette hakkını batamaman yaşırışar. Allah Subhanahu ve Teala Kerime'de dedi ki ve inne fariqan minhum la yektumun el hakka ve hum ya'lemun. Ulardan bir taifası bilgen halları da hakkını yaşırdılar dedi Allah Teala. Hadiste geldi. İki de zinakar Yahudi alıp geldiler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki racim kılamız dedi. Tevrat'ta hem şu hüküm dedi. Ular dedi Tevrat'ta bu hüküm yok. Hep geldiler Tevrat'ta dedi. Yegin Tevrat'ta açıp durup racim hakkı dedi. Hükümlü kolları bile bekleyecek. Şimdi Abdullah ibn Selam dedi ki kolini tart dedi. Kolini tart dedi. Yegin hali ki Abdullah ibn Selam İslam'a girgen. Avval Yahudi böyle ki İslam'a girgen. Yegin hali ki adam Yahudi kolunu ağırganda aşbayetini mi buladı? Racim hükümü türgen bula. Yani taş oran kılıçlık. Zinakar erkeğin zinakar ayolda. Taş oran kılıçlık hükümü buladı. Şunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem taş oran kılıçlık. Yani körü yapsın mı? Yahudlar numakıl yaptı. Yaşır yaptı. Demek batıl ahlı hakkını yaşırdı. Yani hakkını yaşırış türlerden batıl ahlını bazda hakkını bazısını aşkar kıladı da zahır kıladı bazısını yaşırdı. Çünkü daima hakkını yaşırıp durur aradı yön bulsa ondan ama adamlar bunu bulup kaladı. Şunun için bir hak namı bilen yapıp koyadı. Bir hak ahlı bulup görünedi. Yani bu hem Yahudların sıfatı. Lekin o aslan aksal halatlarda hakkını yaşırdı bunlar. Allah Subhanahu ve Teala Kerim'e dedi ki: "Kul men enzelel kitabe allazi ca'a bihi Musa nuran ve huden linnas tec'alunahu qaratisa tubdunaha ve tukhfuna katira." Aytinge Muhammed Aleyhisselam sizlarga Musa alıp kelgan narsani kim nozil qildi? U nur edi ve insanlar uchun hidoyat edi. Sizlar uni qog'ozga tushirib olasizlarda tubdunaha uni zohir qilasizlar, ya'ni ayrim hukmlarni zohir qilasizlar va tukhfuna katira va uni ko'p hukmlarni yashirasizlar. Hatta hozirgi ayrim munofiq sifat, yahud sifat insonlarni holatiki ayrim ahkomlarni oshkor qiladi-da va aksari nima qiladi? Yashiradi. Odamlar ulardan yuz o'girib, ularni botil ahli ekanligini bilmasligi uchun esa ba'zida haqni oshkor qilib turishadi. Agar mana bu yo'l ham haqdan to'sishlikka ularga foyda bermaydigan bo'lsa, unda ular haqni barchasini bekitishadi. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ Elbette, bayyinatlardan ibaret, yani açık ravşan ayetlerden ibaret, biz nazil kıyken nâselerini bekitediyorlar ve hidayetini bekitediyorlar ki, مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ Biz onu insanlara bayan kıyanımızdan kegin bekitediyorlar, yani kitapta bayan kıyanımızdan kegin bekitediyorlar, ana oşalarını Allah lanetledi. Ve ulanını lanetle güçler lanetledi dedi Allah Teala. Demek bazı da hakkını bir aşkar koyadı. Peki aksar halatı yaşaradı. Ve bazı da ise tamamı yaşaradı. Eğer bu yol hem kör kıymeti olsa hak ahlini cismani yok kılışki hareket kılışa. Yani öldürüşlikki hareket kılar. Bana şu üslup bilen hakkını ular yapış mahçubular. Allah Subhanahu ve Teala Kerim'e dedi ki ular hakkı da قَالُوا لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا نُوحُلًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ Ey Nuh, eğer tohtemeydi olsa albatta sen toshvaran qilinganlardan bo'lasan deb turib aytayapti. Qarang, nima qilyapti? Tahdid qilyapti. Ya'ni haqni aytishni to'xtamaydigan bo'lsang, toshvaran qilamiz deya. Yana botil ahlini birodarlar haqqi bo'lgan munosabatlaridan, pozitsiyalaridan biri haqqa botilni aralashtiradi. Tevadagilar haqni bir-bir aytib, ba'zida yashiradigan bo'lsa yoki tamomiy yashiradigan bo'lsa, mana bu holat, mana bu ko'rinish mana bu pozitsiya haqqa botilni aralashtirib tashlaydi. Natijada haq yashirilib qoladi. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki: "Va la talbisul haqqo bil batili va taktumul haqqo va antum ta'lamun." Bilgan holatingizda haqqa botilni aralashtirmanglar va haqni berkitmanglar deydi. Avvalgi darsimizda aytib o'tganimizdek, mana bu oyatda Alloh taolo ikkita narsadan qaytaryapti: haqqa botilni aralashtirishlikdan va haqni berkitishlikdan. Ayrim holatlarda shunday bo'ladiki, haqqa botil aralashtirilganda va taktumul haq yashirilib qoladi. Mana shu ham yahudlarning ochiq nimalaridan, sifatlaridan, yorqin ko'rinib turadigan sifatlaridanki haqqa botilni aralashtiradi. Va mana shu ishni botil ahli ham qiladi. Ya'ni yahudlar sifati bilan sifatlangan botil ahli ham haqqa botilni aralashtiradi.
Hatta sihirgarlarga o'xshab ki, Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadiki, tilkal kalimatu minal haqq. Mana bu haq bo'lgan kalimaki, haqdan bo'lgan kalimaki, ana bu kalimani jin o'g'irlaydi. Va o'zini insonlardan bo'lgan do'sti, ya'ni kohinga, sehrgarga ana shu haqni nima qiladi, aytadi. Xuddi ashu Nabi sallam o'xshatadilarki, tovuq quqraganda quqirab quloqiga aytadi. Va mana shu narsaga 100 ta narsa qo'shtirib nima qiladi? 100 ta yolg'onni qo'shtirib aytadi. 100 tadan ham ko'ra ziyodroq deb keladi hadis. 100 tadan ham ko'ra ziyodroq bo'lgan yolg'onni qo'shtirib aytadi. Ba'zida haq ham bo'lib qolishi mumkin, to'g'ri chiqib qoladi deydi-yu ba'zilar. Ba'zi to'g'ri chiqib qoladi. Baxshilarning gaplari. Mana shu to'g'ri chiqib qolganligi nima? O'zi aslan unga 100 ta yolg'on aralashgandan keyin chiqib qolgan o'rni. Lekin o'zi aslan 100 tadan ko'proq botil aralashadi ana bu narsaga. Xuddi shuningdek ahli botil ham haqqa botilni shunaqa aralashtirib tashlaydi. Xuddi jinlar, sehrgarlar aralashtirgandaqa haqqa botilni qorib tashlaydi. Bu botil ahlini hiylalardan biri birodarlar. Yoki bo'lmasam oyatni tilovat qiladi, oyatni o'qiydida, oyatni boshqacha tafsir bilan tafsir qilar. Oyat dalolat qiladigan ma'noga burmaydida, boshqacha ma'noga olib ketadi. Mana shu ham haqqa botilni aralashtirishlik. O'zi haq oyat, lekin buni oyatni boshqacha tarjima qiladi, boshqacha tafsir qiladi, unga boshqacha ma'no beradi. Yana botil ahlini haqqa qilgan munosabatlaridan biri shuki, so'zni o'z o'rnidan buradilar. Ya'ni hukmni o'zini o'rnidan chiqarib tashlaydi. Alloh taolaning so'zini o'z o'rniga da'vat qilayotgan ma'nodan boshqa ma'noga burishadi. Bunga misol keltiradigan bo'lsak, jihad. Masalan aytadiki, islomda deydi, faqatgina himoya qilishlik jihodi bor deydi. Jihad qachon farz bo'ladi desa, aytishadi-yu, ashnaqalar chiqib. Qachon yurtinga bostirib keladigan bo'lsa, shunda jihad farz bo'ladi deydi. Qachon yurtga bostirib kelsa, shunda jihad qilinadi, boshqa payt jihad qilinmaydi deydi. Unda sahobalar Arab jazirasidan g'ozi bo'lib tashqariga chiqqanda ular demak jihad qilmayaptida ular. Sahobalar Mavaronnahrni fath qilishdi. Sahobalar va tobiinlar. Shu Mavaronnahr diyorlarida Ozarbayjon, Armaniston taraflariga sahobalar borgan, ash joylarda jihad qilishgan. Mavaronnahr diyorlarida. Undan keyin tobiinlar davrlarida Mavaronnahr diyorlari fath qilingan. Tamomi. Mana shu biz turgan joylar Shom sahobalar fathiga, Mag'rib bo'lsin, Misr bo'lsin, sahobalar fathiga. Demak, mana bu jihad nima? Talab jihodi. Talab jihodi degan nima degani desa, kofirlarni yurtiga talab qilib borishlik degani. Musulmonlarning kitoblarida, ahli ilmlarning kitoblarida savaif, shawati degan kalimalar keladi. Savaif degani yozda qilinadigan jang degani. Shawati degani qishda qilinadigan jang degan. Shundan ulamolar olib aytadiki, amir odam, ya'ni xalifa bo'ladi bo'lmasa, xalifa bir yilda 2 marta jang qilish kerak. Yozda bitta jang qiladi, qishda bitta jang qiladi. Eng kami deydi. Agar bundan kamayib ketadigan bo'lsa, ba'zilar bitta degan, agar bittadan kamayib ketadigan bo'lsa, 1 yilda. Demak, osiy bo'ladi ana u qavm. Ya'ni jihodni faqatgina aytadiki, bostirib kelsagina jihod qilasan deydi. Bu talab qilish jihod yo'q deydi. Mana bu hukmni o'z o'rnidan burishlikmi? So'zni o'z o'rnidan burishlikmi? Burishlik. Hatto difo jihodini ham qilmaydi. Musulmonlar yurdi, bosib olindi. Kufr o'zini hukmini o'rnatib oldi. Mana bu kufrni hukmini ketkizib, Alloh taolaning hukmini keltirishlik kerak deydigan bo'lsangiz, yo'q deydi, biz rozi bo'lib yashashligimiz kerak. Talab jihodini ham qilmaydi, difo jihodini ham qilmaydi. Gapni u yerdan bu yoqqa olib qochib, o'zi aslan jihodni yo'q qilishlikka harakat qiladi. Jihod ibodatini. Botil ahli xuddi shunday. Ya'ni o'zi aslan hukm bor, lekin hukmni boshqa joyga tushiradi-da. Aytib o'tganimizda avvalgi darsimizda jihod farz ayin bo'lgan paytda ota-onadan izn so'rashlik masalasi. Farzi kifoya bo'lgan paytda so'raladi bu bil ittifoq. Farz ayin bo'lgan paytda so'ralmaydi. Buni nima qiladi? O'zini o'rnidan jildirib, farz ayinni ham so'raladi deydi-da. Botil ahli xuddi shunday munosabatda bo'ladi haqqa. Uni o'z o'rnidan jildirishlikka harakat qiladi. Botil ahlini haqqa qarata tutgan pozitsiyalarning 6-chisi birodarlar, botil bilan jidol qilishlik. Tortishganda botil bilan nima qiladi? Munoqasha qiladi. Haq bilan munoqasha qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki,
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ İnsanlar içinde şunlar var ki Allah Teala bu arasında ilimsiz ve hidayetsiz ve nurli kitapsız talaşıp tartışar. Yani tartışken payette demokratiyadan kep çıkardı, konstitüsyadan kep çıkıp tartışardı, batıl narsadan kep çıkıp tartışardı. Asli yok bugün narsalardan kelip tartışardı, hak bilen tartışmaydı. Çünkü hakka karşı çıkardı, onu bırak bir hücceti yok batıl ahlına. Şunun için bunlar da cezası ne mi oldu dese, batıl bilen tartışkenliği için, batıllı tarafını alıp tartışkenliği için bunlar daim tartışıyorlar. Hadiste geldi ki, مَا دَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًا كَانُوا عَلَيْهِ اِلَّا اُوتُ الْجَدَلَى Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Hasiki kavm, hidayetin üstünde bölgenden kegin, zelalatı ki dedi yanmasa, اِلَّا اُوتُ الْجَدَلَى Ularige cidal kılıçlik, tartışlık, telaşlı tartışlık, ularige berilip koyar dedi. Yani, ahir geçe hayatın, ahir geçe telaş tartışı öte. Çünkü gapi gapi getiriyor kemiydi. Bir de gapti gapiradı. Onge raddeye belirlengenden ki iyi tohtaptı dedi. Bunge bunda hiç çıkışım kere dedi. Ki onge yine raddeye belirse yine çıkar. Yani batıl bilen tartışı alır. Batıldı tarafına geldiği için onge batıldı hımaya kılışını Allah subhanahu wa ta'ala bitip verdi ki haktan adeşkenden ki batıldı tarafına alıp tartışı alın yakıp verdi Allah ta'ala. Yedincisi batıl ahlının hakkı bugün münasebeti, mevkifi haqdan insonlarni to'sishlik. Botil ahli haqdan insonlarni to'sishlikka harakat qiladi. Har qanday yo'l bilan. Mol-mulklarini sarflaydi haqdan odamlarni to'sishlik uchun. Har turli media bo'lsin, askariy bo'lsin, siyosiy bo'lsin, fikriy bo'lsin, qalandaqi bo'lsa ham haqqa qarshi chiqishlikka harakat qilishadi. Alloh taolaning yo'lidan haqdan to'sishlikka intilishadi botil ahli. Alloh subhanahu va taolo Karimani aytadiki الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا ولا شنده kişiler ki Allah Teala'nın yolundan tosadılar ve onu egirip oluşluğunu haklediler deyip. Yani hak insanlara yetip gelişliğini ula haklamaydı. Allah Teala'nın yolunu egirip kılışlıkça batılları taraf buruşlukça hareket kılışlar. Allah Teala'nın yolundan tosuşlukta haktan tosuşlukta buradırlar bunlar bir kança hilelerini kılışlık mümkün. Birincisi insanlara halakt birişlik. Haqni topolishlikdan xalaqit berishlik odamlarni mashg'ul qiladi. Bekorchi narsalar bilan, botil narsalar bilan mashg'ul qiladi. Mana vatanni ko'rasizlar, sportga qiziqtiradi yoshlarni. To'g'ri? Agar ibodatdan to'smaydigan bo'lsa, sport bilan shug'ullanadigan bo'lsa joiz. Lekin ular mana shu sportni yoshlarning ichida yoshlik bilan yoshlarni mashg'ul qilmoqchi bo'ladi aqllarini. Haqdan mashg'ul qilmoqchi bo'ladi. Yoki musiqalarni kino filmlarda shunga o'xshagan botil narsalarni yoyadiki, odamlarga xalaqit bo'lsin haqni topishlikdan. Deb intilishadi, ya'ni botil ahli. Tengi ko'rinishi shubhalar tashaydi. Ya'ni Alloh taolaning yo'lidan to'sishlikda, haqdan to'sishlikda ularning hilalaridan biri shubha tashaydi. Haq borasida shubha tashaydi. Mujohidlar jihad qilayotgan bo'lsa, Alloh taolaning yo'lida, Alloh taolaning kalimasini oliy qilish yo'lida jang qilayotgan bo'lsa, aytadiki, bu yoqqa borib musulmon musulmonni o'ldiryapti deydi. Shubha mı bu? Shubha. Ve neticede adamlar hakkını köremiyor kalan. Hak barasında şubhalarını taşıyordu. Ayetler, hadisler barasında şubhalarını taşıyor. Dinde bilinçliği zaruri bugün hicab meseleleri hakkıdan şubhalarını taşıyor. Şunu ki şubhalarını taşıyordu ki hicab kıymasını yürüse bol aradı. Diğer neselerde gör ki din namıyla yapıp çıkışar. Mana shu botil ahlining hilalaridan biri birodarlar. Alloh taolaning yo'lidan haqdan to'sishlikdek. Yana ularning hilalaridan biri Madinada munofiqlar masjidi Zirar masjidini qurgandaqa, ya'ni Alloh taolaning yo'lidan to'sishlik uchun odamlarni haqdan to'sishlik uchun munofiqlar masjid quradi. Mana shu masjidni Nabiy sallallohu alayhi vasallam yoqib tashaydi. Mana shundaqa masjidlar bino bo'ladiki, ana shu masjidlarda haq ahliga tosh otinglar. Haq ahli botil ahliga aylantiriladi. Din nomi bilan chiqib olib minbarlarda haq ahli yomonlanadi. Masjidi ziroralar orqali haqdan odamlarni to'sishlikka harakat qiladi. Bu ularni hozirda aytib o'tganimizdek haqdan to'sishlikdagi yo'llaridan, kilalaridan biri. Yana botil ahlini haqqa bo'lgan munosabati shuki birodarlar, botil ahli ilm ahllari o'z ijtihodlarida doim ham to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Ya'ni ba'zi holatlarda xato qilib qoladi, lekin xato qilsa ijtihod qilganligi uchun ajr oladi. Bitta ajr oladi, xato bo'lgan bo'lsa ham. Agar to'g'ri bo'lgan bo'lsa ikkita ajr oladi. Botil ahli
ilim ahallarını zellatları, yani zellat degen kakılışlarını izlep yürer. Özünü nafsige muvaffuk keledigen narsanı topadı. İlim ahallarının hatalarını cemledi de o palancı ilim ahalı aitken deydi. Çünkü amel kılıp yürer. Gerçi o narsa zayıf oluyken olsa hem, gerçi o narsa kitab-ı sünnet bilen hata yekerliği ispatlanıyken olsa hem, lekin şu ilim ahallarının hatalarını izlep yürerdi ki bana şunu ge amel kılardık. İsmail ibn İshak aytadı ki bu kişi kazılardan bugün, Abbasi devletlerde, Abbasi devleti de kazılardan bugün. Mu'tazid, halife Mu'tazid'in huzuruna kiradı da ve Mu'tazid onge bir kitabını beredi. Aytadı ki bana bu kitabı menge bura yazıp kepti deydi. Bitti aşı, legenbardar, pahtacı, alımlardı, zelletlerini, aşı kokulup koyan meselelerini, yani tayılıp koyan meselelerini havasını toplayıp kere. Yani bitti alım, aytadı ki musika halal deydi. Polonca alım aytadı musika halal. Dersedim muta nikah, muta nikahı bu halal deyipti deyipti. O adamdı yapın hep kere. Bittesi nebiz, bu hem maskır uçu bir nime, Arak hükümetege haram bögenlerse, aytadı ki nebizde ayrım ulamalar halal deyip durup, aşı ulamalarını hatalarını cemlengen bir kitap toplayıp kere. Siz üçün mü yazdım ey halife deyip, işte legenbardar yazıp kere kitap. Kegin, İsmail ibn İshak Ali kitabda okutur ve dedi ki mana bu kitabda dedi. Fakat zindik adam cemlegen dedi. Zindikten murat murtad adam cemlegen. Murtad bile zindikten ortasındaki fark şu ki murtad Müslüman'dan çık getirdi bu adam. Zindik o aslan küfür amelini kıladı. Dinden çıkar güç amelini kıladı. Lekin adamlar onu tamamen ratkı varışlı giden korku bozur Müslüman kılıp görsetti bir adamlar. Yani oradaki gen payda küfür amelini kıladı o aslan. Lekin adamlar ondan onu terk koymaşlığı için, ondan bezinlep gitmeşlik için Müslüman, ben Müslümanman, Müslümanman deyip duruyordu adamlar. Bana şu zındık, o da aslen bu murtad. Bana bu kitapta dedi, fakat yine murtad adam cemlegen, zındık adam cemlegen dedi. Çünkü mut'anı mubah degen adam, musikanı mubah demegen. Musikanı mubah degen ise nebizni, yani araka kıyas kılıngan içimlik, bana bu nesini halal demegen. Yani hamas bırkır yaptı etmegen. Bir şekilde hemen asanı halal yok ki haram deyip durup etmeyken. Bittesi iştihat kılıp bana bunu asanı zelletke çüşüp yani tayılıp mübah deyip koygen olsa lakin bu başka narsanı haram deyken. Onu mu kılıyıp da hemen haram narsalarını halal kılıyıp. Bana şu narsanı izlep yürüyordu batıl ahli özünün nefsi ki çüşe deyken alımlarını, hatalarını izlep yürüyordu. Bana yakında gördük, tartışı yaptı ki eti yaptı bittesi. Qayerda musulmonlar yashaydigan bo'lsa, ana shu joy Darul Islom bo'ladi va hukmni unasiga aloqasi yo'q deyapti. O'zi aslan mazhab ulamolari nima deydi? Qaysi joyda agar islom hukmi bo'ladigan bo'lsa, garchi u joyda kofirlar yashayotgan bo'lsa ham, u joy islom islomiy davlat deyiladi, islomiy diyor deyiladi. Davlat bilan diyor ikkalasi bitta narsa shariatda. Faqat muosir til bilan davlat deyiladi. Fiqh kitoblarida esa dar, jamoat, imomat, arkon deb turib har xil lafzlar bilan kelgan. Lekin ulamolar hammasi aytadiki, davlat bilan dar ikkalasi bitta narsa. Chunki davlat deganda xalq, yer va sulton boshqaruv nazarda tutiladi. Shu uchta narsani o'z ichiga oladi yo bo'lsa shu davlat bo'ladi. Dar ham shu uchta narsani o'z ichiga oladi. Xalqni, yerni va hukmni. Qaysi joyda hukm Allohniki bo'ladigan bo'lsa, islomiy hukm bo'ladigan bo'lsa, ana shu joy islomiy diyor deyiladi. Gerçi içinde kafirler yaşayken bu saham. Hüttü Medine'de bana üçte Yahudların kabilesi vardı. İslami devlet idi. İslami diyar idi. Çünkü hüküm Allah'ın iki ve Resul'ün iki idi. Yani kaysi cayda. Küfür hükümü Ali böyle diyor bu saham. İçinde Müslümanlar yaşayken bu saham. Uca küfri diyar değiller. Lekin bana bu hüküm Müslümanlarla taalluklu gelmez. Çünkü cemiyet Müslüman cemiyet. Diyar küfri barıştığı mümkün. Lekin halk Müslüman mı oradı? Lekin diyor davlat küfri hukumat bo'lishligi qoladi. Mana bu narsani to'rtala mazhab ulamolari bir qovuldan aytgan. Hanafi mazhabi bo'lsin, Shofiy mazhabi bo'lsin, Maliki mazhabi bo'lsin, Hanbali mazhabi bo'lsin, mazhab ulamolari hammasi agar hukm musulmonlarniki bo'ladigan bo'lsa, islomniki bo'ladigan bo'lsa, islomiy davlat. Agar kufrniki bo'lsa, kufri davlat deb turib bir ovozdan aytadi mazhab ulamolari barchasi. Endi shu mazhab ulamolarining ichida ayrimlari bayağı aytib o'tganimizdek, şu masalada toyilganlari bor. O aşı mazhabdagi olimlar o'zlari
şu kavullerge redde birer. Malikilerden İmam Karrafi, Şafiilerden İmam Ramli, Hanefilerden İspicani, böyle şu üçte adam, şu diyar meselesi de cumhur ulemalarına hılaf yaptı eter. Yani Müslümanlar yaşı yaptı mı? Şuca İslami diyar deptürüp eytirlendi. Eğer hüküm kafirlerindeki böyleyken bu sehem dedi. Lekin İmam-ı Karrafi bilen, İmam-ı Ramli'nin sözleri ne? O aslen, tevası bilen, pasını başkattan okuyduyan bosa, insan koşup okuyduyan bosa, bunların sözleri ulemalar eterdi ki cumhurda ittifakıdan çıkıp etmedi dedi. Çünkü İbn-i Kayyum Cavzi rahmetullahi aleyh dedi ki cumhur alimler, yani cumhur degenin ekser alimler, mezhep ulemaların ekseri, kaysi cayda hüküm, İslam'daki böyle diyormuş, İslami devlet böyle deptir ve eterdi. Kaysi cayda küfürde hükmü alı böyle diyormuş, oca küfürü devlet deptir ve eterdi. Tört tane mezhepteki gap şu. Lekin adamlar ki çıkıp tur eterdi ki, bana Şafiilerden dedi. Çünkü Şafi mezhebi diyor muydu? Çünkü Şafi mezhebi bunu yapın etmiydi. Şafiilerden Ramli buna kadar yap dedi. Malikilerden Karrafi buna kadar yap dedi. Lekin Maliki diyor muydu? Demek ki çünkü İmam Malik bu yaptı etmek. İmam Şafi bu yaptı etmek. Ahmet Ebu Hanife Rahimahullah bu yaptı etmek. Aşe ulamalarını tayilingen caylarını, hata okuyan, iştihatta hata okuyan caylarını apkelerde de o özünü, havayı, nefsini erişip özünü gapın üstün kılıçlık için ulemalarını bana bu hata kemçillerden faydalanır. Batıl ahlı hakkı bugün muamelesi hudu düşündü. Yani hakkı genpeyitte alımlarını hataları erişip hakkı şu hataları bile karşı çıkışı hareket kılar. Göya ki adamlar karaptı öyleydi ki bu alımlar hem alım bu hakkı genpeyip deyip öyleydi. Halbuki eğer mezhepke kaytelerdi gönbüse İmam Ramli'nin sözü hemen dedi ki iki sahibinin sözden çıkıp etmeydi dedi. O aslen dedi. Şafii mezhebinin sözden çıkıp etmeydi dedi. Fakat İmam Ramli ne mene sen nazar tutken dese kafirler, Müslümanların yurtlarını basıva genu lekin hale özlerinin hükmünü toluk onunlaştırmagen caydı biz küfri devlet demeyimiz deyip türüye etedi. Eğer yapını başımın ahırını toluk okula diyormuş şu mana gelip çıkart. Yani mukavvama karşılayıp payda bop durup kep çıkıp durup de. Şunun için toluk bunlar özünün hükmünü onunlatma geldiği için biz bu cahide küfri devlet deyip durup, atabimiz deyip durup eter. Eğer bana şu hulasa bile okula diyor musa, başı bile tevasını koşup okula diyor musa, İmam Ramli'nin sözü Şafii mezhebinden çıkıp etmek ya. İmam Karrafi'nin sözü hem Maliki mezhebinden çıkıp etmek. İmam Malik o aslında şu nümana eter. Ve mezheplerdeki mu'temet kavul şu ki, kaysi cahide mu'temet yani şu yerine diyen kavul şu ki, kaysi cahide İslam hükmü bile diyor musa, aşer İslami diyor, İslami devlet. Kaysi cahide eğer küfür hükmü bile diyor musa, o cahide küfri devlet hesaplanır. Ayet yaptı ki, Özbekistan'da halk 98% Müslüman, çünkü biz bu diyarda İslami devlet, İslami diyar deyip tur etiyemiz deyipti. Ve farklı yaptı ki, diyar başka, devlet başka deyipti. O da aslen devlet bilen diyar ikilesi bitti hükümde, bayağı etip etkenimizdik. Ha bu yaptı, halkın nazarına yaptırıp, diyarda İslami diyar deyipken bu da devlet ne mi? Devlet ne mi? Cevap vermeydi bana bunu size. Halkın nazarına yaptırıp, diyar eğer İslami diyar böyleyken bu hükümde nazar yaptır bu insan devlet, küfri devlet degin deseniz ayet olmayın. Çünkü bunlar aşağıda ayet ötkenimizde batıl ahli ki hakka batıllı karıştırışlılıkla hareket kılışır. Ve ulamalarını tayilip koyan meselelerini yığıp özlerini, havai nefslerini ergeşir. Demek buralarla yine kaytarıp esletip ötemen ki batıl ahlini hakka boğan pozisyası hakkı bugün münasebeti birincisi haktan yüz ögürüşlük. İkincisi hakkını yolgan geçikarışlık. Üçüncüsü hakkını berkitişlik. Dörtüncüsü hakkı batılı araylaştırışlık. Beşincisi sözünü, hükümlerini öz önünden başka cahaya cildirişlik. Buruşlik, tahrif kılışlık. Altıncısı batıl bilen talaşıp tartışlık. Yedincisi insanlarını haktan tutuşlik. Sekincisi ulamalarını, hatalarını tetebbü okulup bergen ruhsatlarını kıdırıp yürüşlük. Ve bana şu narsa bilen hata, ulamaların hataları bilen hakkı karşı çıkışlık. Demek biraderler şundan biliniyordu ki hak ahlinin pozisyası bilen tutken pozisyası bilen batıl ahlinin tutken pozisyası başka başka. Hak ahli bir vadide böyleyken olsa batıl ahli bir vadide. Bunlar hiç kaçan cemlenmeydi. Ve onların tutken mevkifleri, pozisyaları başkaça başkaça boyganından kegen onların ortasında elbette ceng bolar. Takbir! Allahu Ekber!
Mana bu jang birodarlar Odam alayhissalom yaratilgan vaqtdan boshlab turib boshlangan. Shayton bilan Odam alayhissalom o'rtasidagi jang. Va qiyomatgacha mana bu jang davom etadi. Alloh taolo Karimada aytadiki, "Va la yazaluna yuqatilunakum." Sizlarga qarshi jang qilishida ular davom etadilar. Hatto yurudukum an dinikum. Hatto sizlarni diningizlardan qaytarmagunlarcha. Hatto sizlar turgan mana bu haqdan qaytarib o'zlarini botiliga olib o'tmaguncha ular sizlarga qarshi jang qilishida davom etadi deydi Alloh subhanahu va taolo kofirlar. Shuning uchun musulmonlar qaysi pozitsiyada turayotganligini yaxshi bilib olishlik kerak. Albatta ularning o'rtasida jang bo'ladi. Albatta ularning o'rtasida kelishmovchilik bo'ladi. Agar Alloh ba'zilari bilan daf qilib turmaganda yer yuzi fasod bo'lardi. Agar botil ahlini haq bilan Alloh taolo daf qilib turmaganda yer yuzini ular botilga to'ldirib tashlagan bo'lardi. Fasodga to'ldirib tashlagan bo'lardi. Shuning uchun birodarlar, haqning pozitsiyasi ochiq. Haq o'zini zohir qiladi doim. Ya'ni haq bu hukmron bo'lishlikka, o'zini hukmini o'rnatishlikka harakat qiladi. Va haq hech qachon o'zini xorlantirib qo'ymaydi. Agar haq qachonki xorlanib qoladigan bo'lsa, shoir aytgandek, va iza uhinal haqqu sohabi ahlihi. Agar haq xorlanadigan bo'lsa, haq ahliga qarab qichqiradi. Ey haq ahli deydi. Turinglar deydi. Haqni himoya qilinglar deydi. Ey haq ahli, turinglar. Payg'ambaringizni himoya qilinglar deydi. Ey haq ahli, turinglar. Diningizni himoya qilinglar deydi. Va iza uhinal haqqu sohabi ahlihi. Agar haq xollanadigan bo'lsa, o'z ahliga qichqiradi. Savtus samai, samo ovozi bilan qichqiradiki, Alloh taoloning so'zi bilan qichqiradiki, botilga qarshi chiqishlikka, haqni tarafini olishlikka haq qichqiradi. Va junnidat aqdaru, va Alloh taoloning qadarlari ham shamol bo'lsin, yer bo'lsin, yomg'ir bo'lsin, chaqmoq bo'lsin, mana shu narsalar ham askariy holatga keltiriladi. Va junnidat degani, ya'ni lashkar bo'lib yig'iladi. Ya'ni Alloh agar haq bilan botil jang qiladigan bo'lsa va haq agar xollanadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloni mana bunday askarlari borki, osmon u yerdagi. Mana bular ham jangga kirishadi. Va xuddi shuningdek, Alloh subhanahu va taolo haq ahlini ham botilga qarshi chiqishlikka buyuradi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni haqni sobit qadam qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni haq ahlidan qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo haq tarafida turgan bizlarni mavqifimizni o'zgartirib qo'ymasin. Jazakumullohu xayran va oxiri da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Alloh razı bo'lsin, birodarlar.